geçirmenizi biliyorum her birinize. Ben bugün kalabalığız. Neden? Sağ olun, var olun. Efendim Antalya'dan iki gündür işlediğimiz şu muskayı da, özellikle kaçan muska olayı biliyorsunuz beni çok etkiledi. İşte bir muskanın kaçtığı ve kaçan muskayı yakaladığını söyleyen Gönül Hanım da aramızda. Hoş geldiniz. Bir tek aslında Gönül Hanım mı? İddia diyorum, yani iddialar var. Siz de zaten onu cevaplamak için geldiniz. Bugün aslında işte sizler gelmiştiniz, çocuklarımız bize gönüle kandı. Ondan sonra beni terk etti de bütün çoluk çocuk onlar da toplandılar, geldiler. Evet. Siz herhalde onun kızısınız değil mi? Evet. Bak şimdi böyle sadece şeylerden evet. Bakıyorum. Bak ne kadar benziyorlar anne kız. Ya bunu niye söylüyorum? Hepimizin lütfen konuşurken anneniz, babanız, çocuklarınız falan olduğunu bilerek konuşalım. Evet. Kibarca konuşalım. İsmet Bey de aramızda. İsmet Bey de İsmail Bey'e destek vermek için aramızda. Lütfen konuşmalarımızı bir aile birliği içinde olduğumuzu ve ailenin çok önemli olduğunu da bilerek yaparsak birbirimize karşı. Yani daha kibar konuşursak değil mi? Güzel olur. Çünkü cuma günü evet. Özellikle siz mi bağlanmıştınız Ali Bey? Evet evet. Yani mesela sizin babanıza karşı söyledikleriniz beni üzdü. O yüzden biraz kelimelerimizi dikkatli seçerek tartışırsak, konuşursak, yani önemli olan buradan kavga ederek çıkmak değil, bir çözüme ulaşarak çıkmak değil mi? O yüzden bu yayını yapıyoruz. Bizi izleyenlere de örnek olmamız gerekiyor. Hürri teyze de gelmiş. Hoş geldin Hürri teyze. Nasılsın? İyi mi? İyiyim. Sen nasılsın? Çok şükür, hamdolsun. Kocan da seni bekliyor İsmail Bey. Ondan sonra bak ne güzel işte. Bak konuştunuz mu? Merhabalaştınız mı? Yok, konuşma. Merhaba de bak abi. Konuşmak merhaba istemiyor. İstemiyor musun? İstemiyor. Böyle kadınlar istemeyebilir. Biraz beylerin daha konuşmak hani konuşmak şey da istemiyorum. İstemez. Görmek de istemiyorum. Görmek de istemiyorsun. Evet, neyse şimdi böyle başladık. Psikolojimi bozuyor görmek. Tabii servetini döktüğü için. Tabii bütün servetimizi bozacak. Döktüğümüz için. Servet döktü bu adam, bozacak psikolojimizi. Üzerindeki mal varlığı gittiği için, servetimizi döktüğümüz için ondan konuşmak istemiyor. Her şeyimizi bitirdiğimiz için. Yalancı olduğu için konuşmak istemiyor. Her şey tapudan geçti. Her şey tapudan geçti. Yalancı olduğu için. Güzel. Kaç yıllık evlisiniz? 33. 35 değil mi? Evet, 33-34 yıllık. Şu anda 34 yıllık. Heh, yazık şu çocukların burada yıllık, durması 30 lazım. Yıllık, 30 yıllık. Burada yıllık durması lazım. Yalan nerede duruyor, ben nerede duruyorum? Sizin burada olmanız yalan lazım çocuklarına. Yalan 30 yıllık evliyim. 33 yıllık evliyim. Ya, oğlum 31 yaşındayım dedi dün. 31. 31 evet, yaşında bile değil oğlum senin. 29 yaşında mı? 1988'in birinde. 31 yaşındaysa 33 yıllık evlisin. Sen mi getirdin dünyaya? Dünyaya sen mi getirdin? Sen gelin olduğunda ben 10 yaşındaydım. Ablacığım 1988'in birinde. Sen fazla konuşma. Yalancı. Yalancının tamam yanında sen. İstersin yalancısınız. Yalanları yok da. Asıl dolandıran benim o. Aynen. Benim yerimi yurdumu satan o. Açılacağız dur, açılacağız. Benim yerimi yurdumu satıp da sokağa atan o. Nerede sokağa attı be? Kendi adamın attı. Boynunu uçuracaktım, camda ya sen. Ne? Ben kimseye tıska vurmadım. Oğlum dokuz atıyor da adama ya. Yalancı sahtekar. Nere lan? Onu komşuda bir yalan söyleyeceğim. Neyde böldün de yalancı? Aksakiliği bağla lan. Yalancı sahtekar. Tamam ben ne sadece yalan biraz tamam, ortamı yumuşatmak için kaç yıllık evlisiniz diye sormuştum, vazgeçtim. Ha 30'a 33. Sahtekar, neyse işte. Sahtekar yalancı çıkarmış. Boynunu uçura yazmışsın ablam. Yalan söylüyor, yalan. Hadi ben hepsi doğru. Hepsi doğru. Ben hakaret yaptım. Ama beni dövelek, sürükleyerek konurların orada çakılın yanına tekme atarak yüzlerini yalan söylüyor bak. Şunların çürük dalp yaranma şey raporum ablacığım, var dedim. Vura da raporum var. Raporum kalkma istersen burada. Aynen raporum buradadır. İşte. Kimin raporu? Orada indi getirdi. Kadın mı işte seni dövdü? Hayır bu dövdü diyor. Sahteker. Şey yaptı diyor. İşte rapor 3 sefer rapor geldi böyle. Raporum var benim, darp raporum. 3 sefer rapor geldi. Şunlar dur ben okuyayım o arada. Çürük. Ben okuyayım onu. 5 gün sonralık raporu da. Ben kabul etmiyorum onu. Suç neymiş? Silahla tehdit. Şüpheli İsmail Çırak Koca, müşteki Hürri. Her gün. 3 sefer geldi. 3 silahla tehditten şikayetçi olmuş. Ondan sonra soruşturma evrakı incelemiş. Şüpheli suçlamayı reddetmiş. Reddedecek tabii. 3 sefer geldi aynı şey. 3 sahtekar. Adam evi sefer geldi. Sahtekar. Adam evi bastı diyor. Adamın gerçek sahtekar. Savcılığından geldi dedi. Cumhuriyet Savcılığından. Gerçek sahtekarsın sen. Adamın gözünü patlattın. Ben kimseyi dövmedim canda. Şimdi isterseniz bir dakika. Sahtekar kimi gözünü? O benim kulağa vurdu da. Ameliyat oldu. Ameliyat gözünü. Yalan söyleme. Neyden bıraktın ameliyat? Yalan sahtekar. Hepsi yalan. İsmail. Kim patlattı? Yalan söylüyor ablacığım. Bunu, yalan ne kulak patlaması? Apo, yalan. Apo'yla Gönül'ün kocası dövdü. Apo'yla İsmail bunu dövdüler. Kimle kim? Apo'yla İsmail bunu evet dövdüler. Ben onu getirmeye gittim. Yani.
Tamam Hürriye Hanım da diyor ki o da beni dövdü diyor. Yok, hayır ablacığım hayır. Dövmedi bu. Ben bunu getirmeye... bu Hürriye Hanım'ı. Mümkün değil. Ben bunu getirmeye gittim. 15 kişiydi bunlar. İsmail Taşan arabama daş vurdu. Ya bir şey söyleyeceğim ama İsmail abi şimdi eğer siz ikiniz kavga ederseniz yani senin Hürriye Hanım'a şiddet uygulamış olman daha mantıklı. Şimdi abla, kaç yaşında kadın sana ne yapsın? Ben ya sen yalan söylüyorum. Erkek kuvvetiyle baş edemez kadına. Sen yalan söylüyorsun. Hiçbir şiddet olmadım. Yalan söylüyor. İşte raporun nerede? Tamam bence aslında bugün buradaki mevzumuz bizim karı koca kavgasından öte. İddialar şu yönde. Ya bu adam sahtekerdi. Sen 33 yıldır dayak yedin de. Yalancı, polis sahteker. Var, jandarma var. Sahteker. 5 kilometre ötemizde. Nerede bu adamı jandarmada poliste idare polise şeyde şeyim yok. Nerede bunu niye almadılar madem? Senin hayatın yalan dolan alıp. Sahteker. Bitecek. Sahteker. Bitecek böyle. Ne sahtekerliğimiz var mı bizim? Sahteker. Ne sahtekerliğimiz oldu? Yanında oturuyor oğlum. Ne sahtekerliğini gördün? Kaç sefer gördün sahtekerliğini? Şimdi arkadaşlar. Şimdi önce. Dikkat edelim. Biliyorsunuz şöyle başladı. Televizyonumuzu yeni açan konuyu bilmeyenler olabilir. İsmail Bey bize geldi. Dedi ki İsmail Bey. Benim dedi kızımla oğlum ki bugün kızıyla oğlu da yan yana. Ergenlik döneminde aralarında kavgalar, dövüşler vardı. Birbirlerini camlardan aşağıya atmaya çalışıyorlardı. Bu sırada eşimin yeğeni yani Hürri Hanım'ın yeğeni Gönül Hanım bizi bir muskacıyla tanıştırdı. Muskacı da bizden sürekli şekilde para aldı ki sadece para mı... diye ben yaklaşık 2 milyon lira dolandırıldım. Daha sonra eşim de çok inandı bu muska meselelerine. Ben hani vermeyelim dediğim noktada ne yapsın yani çocuklarımız mı ölsün diyerek bana karşı çıktı. Ben sonunda dolandırıldığımı anladım, şikayetçi oldum. Şikayetçi olunca da eşim bir tarafta ben bir tarafta da ablasının kızı. Ablasının kızını tercih etti ve bana destek vermedi şikayetimde. Çocuklarımı da aldı gitti nereye? Gönül Hanım'ın evine. Sonradan da dedi oğlumu iki çocuklu bir kadınla evlendirmişler. Ertesi günde bize biliyorsunuz Hurişan Hanım'la eşi geldi. Onlar Mustafa Bey onlar da dediler ki hani İsmail dedi ya benim oğlumu iki çocuklu bir kadınla evlendiler. İşte onunla evlenen kız da bizim kızımız. O da iki çocuğunu bıraktı babasına. Nasıl olduysa o da bu işlere kandı. Gönül onun da aklına girdi. Onu da kandırdı. Tuttu bizim oğlumuz da işte İsmail Bey'in oğluyla evlendirdi dedi. Onlar da işin içine girdiler ve aynı şekilde onlar da yine Gönül Hanım'ın baskısıyla oğullarının kendi malını mülkünü sattığını ve sokağa attığını iddia etti. Şimdi işte bütün herkes de karşı karşıya. Daha sonra başka bağlananlar da oldu. Gönül Hanım'ın bu muska işleriyle ilgilendiğini işte bu muskacılıkla para kazandığı yönünde de iddialar oldu. Bugün o iddiaları da yine yanıtlamak için de Gönül Hanım aramızda. Yola çıkmadan önce kendisiyle bir konuştuk. O da açık yüreklilikle bize evini açtı. Kendisini açtı. Dedi ki ben de kendimi ifade etmek istiyorum. Hoş geldiniz Gönül Hanım. Ben valla böyle bir ortam yumuşasın kaç yıllık evlisiniz falan diye girince daha beter oldu işler. Evliliği bir kenara bırakıyorum. Gönül Hanım'la başlıyorum. Bu önce. Gönül size 40 bin lira para istedi o zaman. O 3 katlı binayı da zaten parasını verdik ona. Ben 3 katlıyım bakın ne işim var derine? Al katlarda mutluluk hattı kul elde de terbiyesiz adam. Bizi 40 sefer dolandırdı böyle. Gönül bunların beynini yıkayak hepsini de anaya babaya düşman etti bizim çocuklarımız İsmail abinin çocuklarından. Közlü işte parayı aldı, közlü parayı aldı para için zırf. İddiaların odağındaki o isim konuştu. Merhaba ben Gönül Taşan. İddialara göre dolandırıcıymışım. İddialara göre muskacıymışım. Bütün trilyonlarca dolandırmışım. O iddiaların odak noktası ben Gönül Taşan. İsmail Çırak kocanın eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Gönül Taşan nasıl bir yerde neden bir arada kaldıklarını anlattı. İsmail Çırak Hoca darp edip dövüp Cumalı girişine attıktan sonra gelip evden eşimi kaçırmışlardır, kaçırmıştır Gönül Taşan zorla diye jandarmaya polise şikayette bulunmuş. Jandarma polis defalarca evimize geldi. Kendinin burada gönül rızasıyla kaldığını, eşinin dövüp sokağa attığını defalarca anlatmasına rağmen İsmail Çırak Hoca da polis ve jandarmadan bir netice alamayınca artık en son çare evi eli bıçaklı basıp halamı ve bizleri öldürmekle tehdit edip eve saldırdı. Yanına oğlu Aydın Çırak Koca da babasının dayaklarından, muska olaylarından anne benim can güvenliğimi kurtar diye kaçarak arfe gün akşam kendini annesinin yanına atmıştır. Siz kira mı alıyorsunuz peki?
Kira alıyorum çünkü kendimin her yeri borç. Halam bunu bildiği için senin de çocukların var diyerekten kira alıyorum. Peki birinci katında İsmail Çırak kocanın karısı ve oğlunun kaldığı bu apartmana Tunç çiftinin çocukları nasıl olmuştu da gelip yerleşmişti? Ali Tunç yıllar önceden tanıdığımız birisidir. Ve ben kantin işletmeye başladığımda ilk Hürrişan Tunç benim yanımda işe başlamıştır. Annem burada bir iş yapmıyor. Abla neden? Gelir de yok. Annem en azından gitsin ben çalışayım diyerek Fevziye Tunç o tarihten bu yana sigortası yatırılan, aylığını alan bir kişi olarak yanımda çalışıyor. Abisiyle beraber Ali Tunç kardeşlerini annesigil istemeyip de nafaka almadın diye bıraktığı kardeşlerine sahip çıkarak borçlarını ödemek için, evi satabilmek için kendisi kiraya çıkmaya kalkışan birisidir. Ve eşim kiraya çıkacaksan benim ikinci kata gel sen durumunu düzeltinceye kadar gerekirse kira da verme diyen birisidir. Tamam diyen benim. Evet ikinci katta oturan Ali Tunç ve Fevziye Tunç bu şekilde oturmaktadır orada. Evimin üçüncü katında da kendim oturuyorum. Kim oturuyorsunuz üçüncü kat? Eşim, kızım ve ben. Üç kişi yukarıda. Şu yukarıdayız. Gönül Taşan için halasının kocası İsmail Çırak Koca doğruları söylemiyor. Kendisinin de zaten kimse üzerinde bir etkisi yoktu iddiasına göre. Buradaki savcılıktaki dosyasında 1 trilyon 266 bin deyip oraya çıkıp 2 trilyon nasıl diyebilir? Bu çelişki nerede? İstanbul'a kadar gidince 700 milyar daha mı artmış? Evimin içinde herkese almışım. Elimde bir değnek. Sen otur, sen kalk, sen köle, sen bunları demedim. Kimseden milyonlarca lira almadığını söyleyen Gönül Taşan, sözlerinin doğruluğunu ispatlamaya çalışıyor ve evinin kapılarını açıyor. Ben trilyonlarım olan ben, dolandıran ben, evimin içi burası. Bunu televizyon ekranında kimseye göstermek istemezdim ama bu böyle kırık. Sadece oturuyoruz arkamıza yastık koyarak. Bu evin içinde yaşam mücadelesi veriyoruz. Hiç parası olmadığı gibi borçları olduğunu da ileri sürüyor Gönül Taşan. Ben burada esnaflık yapıyordum. Battım. Ben kendim borç para alarak yaşadım. Şimdi oraya çıkacağım. Borcu olanlar gelecek. Utanacağım, sıkılacağım. Ama inşallah işlerim açılacak, ödeyeceğim. Hiçbir yerde birikimde param yoktur. 2 trilyon, 3 trilyon dolandıran insan bu şartlarda yaşamaz. Ve kendisini suçlayanlara da sesleniyor Gönül Taşan. Müge Hanım canımsın. Programını severek izliyorum. Çok da seviyorum. Bütün Türkiye'de muskacı olarak anılıyorum. Bu iddialara göğüs gereceğim. Bana ispatı olan, bana delili olan, benim bunu yaptığımı ispatlayacak olan kişiler varsa gelsin. Onların karşısındayım. Ben kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Ama bütün bu yaşadıklarımın bir imtihan olduğunu düşünüyorum. Ve alnımın akınla geliyorum. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.